saygıyla selamlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyo-kültürel değişim ve Diyanet Hizmetleri başlığıyla düzenlediği 6. Din Şurası kapanış programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, kendi meselelerini özgürce konuşmayan, tartışmayan Müslümanların başkalarının yönlendirmesine ve manipülasyonuna açık hale geldiğini söyledi. Asr-ı Saadet'ten bugüne kadar Müslümanlar da şura geleneğini ayakta tuttukları müddetçe başarıdan başarıya koşmuşlardır. Müslümanlar sıkıntılarına devayı din kardeşlerinde değil, yabancılarda, batılılarda, batı başkentlerinde arıyor. Mezhep, meşrep ve çıkar eksenli yaklaşımlar İslam ümmetini ortak bir paydada buluşmaktan alıkoyuyor. Her 5 senede bir düzenlenen Din Şurası'nın çağın meselelerine İslami ve insani bakış açısıyla çözümler sunmayı hedefleyen bir platform olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurası'nın sosyo-kültürel değişim ve Diyanet Hizmetleri gündemiyle toplanması son derece isabetlidir dedi. Bir Müslüman dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din kişinin hayatına nüfuz etmezse kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Erdoğan ayrıca İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine ise çok sert tepki göstererek güvenlik güçlerinin bu kişileri yakalamak için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. İşte son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor. Niye? Ülkemizi bölmek, parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır ve bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli